İsmail Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, iyi, sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Rica ederim. Büyük keyifti ve bu keyifli röportaja öncelikle İsmail Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim. İsmail Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? 1969 yılında Bursa'da doğdum. Evet. Sektörle tanışmamız aileden kaynaklı. Ailemiz çünkü sektörün içinde oldu her zaman. Hala da ben ikinci kuşak olarak ve üçüncü kuşaklar devam ediyorlar. Hani çekirdekten mi yetiştiniz aslında? Şöyle baktığımızda diyebilirsiniz değil mi? Evet, evet. Evet, ikinci kuşak olarak siz devam ettiriyorsunuz bu bayrak yarışını sanırım. Doğru. Evet, inşallah böyle nesilden nesile de i̇nşallah, devam eder. İnşallah, öyle umuyoruz. İnşallah diyelim. Şimdi bu keyifli yerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü çok köklü bir işletmecisiniz gerçekten bu konuda. Evet. Biraz buranın kuruluş tarihinden başlayarak tanıyalım. Neler yapıyoruz? Firmamız yaklaşık 62 yıllık bir geçmişe sahip. Tekstaş olarak faaliyetimiz 1979 kuruluşludur. 1979'dan beri Tekstaş olarak faaliyet gösteriyoruz. Onun evveliyatında aile kendi isimleri altında 20 yıl kadar daha öncesinde faaliyetleri var. Toplam 42+20 62 yıllık bir faaliyete sahibiz. Evet. Ve böyle devam etmesini umuyoruz. İnşallah. Peki ürünlerimizde neler var? Çünkü ürün yelpazesi olarak çok geniş bir yelpazeye sahipsiniz. Ürün yelpazesi olarak biraz daha dış giyim ağırlıklı. Bayan ve erkek, çocuk giyim kumaşları yapıyoruz. Bunları pazarlıyoruz. Hedeflerimiz... Size gelmeden önce ben bu istikrarın sırrını öğrenmek istiyorum. Yani hizmet sektörü çünkü çok zor bir iş bu. Evet. Yapılabilecek bir hata çok ciddi sonuçlar Kesinlikle. Doğurabilir. Bu başarınızın ve istikrarınızın sırrı ne peki? Valla öncelikle dürüstlük çok önemli. İyi evet. hizmet vermek çok önemli. Müşteriyi memnun etmek çok önemli. Evet. Ve yaptığımız ürünün arkasında durmak bu başarıyı getiriyor. Yani önce hizmet sonra ticaret aslında. Evet, evet. Kesinlikle öncelikle aldığınız işi doğru bir şekilde şartlar ne olursa olsun yerine getirebilmek bizim amacımız. Evet. Bunu yerine getirdikten sonra zaten müşteri memnun oluyor ve arkası geliyor. Bir de ben şunu hissettim sizle röportajdan önce biraz sohbet ettik sizinle gereksiz gerek Nihal Hanım. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Yıllar geçmiş ama hala o heyecan sizde var bence. Zaten bu mesleği sevmezseniz yapamazsınız. Her iş böyle de aslında bu bir tık daha. İş böyle bir şeydir. Önce işi sevmek gerekir. Evet. Fuar nasıl geçiyor? Fuarları özlemişiz açıkçası bizler. Valla özledik. Özlemişiz fuarları. Biraz görüşelim. Yurt dışı fuarlarına ara verdik. Evet. Pandemi sürecince yaklaşık iki dönem herhalde. Bir, iki. Evet, neredeyse üç dönem. Senede iki kere yapılıyor. 1,5 yıldır fuarlardan eksik kaldık. 2 yıla yakın neredeyse. Burada da yaklaşık 2 fuar herhalde kaçırdık tahmin ediyorum pandemi evet. döneminde. Dolayısıyla fuarları özledik. Fuarlar bizi motive ediyor. Motivasyon kaynağımız. Kesinlikle. Bir de çok ciddi bir yabancı katılımcı var. Bu da bizim için çok mutlu edici bir durum. Valla BTSO sağ olsun çok güzel bir hizmet yaptı Bursa'da. Evet. Ve bu fuarı oturmasına sebep oldular. Şu anda sektörde ciddi fuarlardan biri haline geldi. Bursa'daki yapılan tekstil fuarı. Evet. Çok memnunuz bu organizasyonundan, verdiği hizmetlerden. Evet. Ve yurt dışından da müşterileri uçak biletlerini ve kalma organizasyonlarını yapıp getiriyorlar buraya. Artık onlar da tecrübe sahibi oldular. Kimleri getireceklerini biliyorlar. Biliyorlar çok nokta. Ve her geçen gün daha gelişiyor bu sebepten dolayı. Evet, emeklerinden dolayı teşekkür edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine gerçekten ciddi emekleri var. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikleriniz neler peki? Firmaya dönersek. Valla firma olarak biz biraz kreativiteye önem veren bir firmayız. Bizim için çok önemli. Ar-Ge giderlerimiz oldukça fazla. Bu da ayıran özelliklerden biridir diye düşünüyorum. Evet. Bir şeyi taklit etmek yerine kendimiz yaratmayı hedefliyoruz. Evet. Son soru. Şimdi hedeflere geldik. İstediğiniz noktaya ulaşabildiniz mi İsmail Bey? Ya da bundan sonra olacak? Hedefler bitmiyor. Bitmiyor değil mi? Hedefler bitmesin de zaten. Amacımız çok yapmak değil, daha özel şeyler yapmak.
Hedeflerimiz hep bu olacak ve tabii ki işletmemizi yeni tutmaya çalışıyoruz. Ve belli aralıklarla yenileyerek makine parkurumuzu. Hedeflerimiz bu açıkçası. Çok yapmak peşinde değiliz, doğru yapmak peşindeyiz. Biz bu yolda başarılar dileyelim o zaman sizlere. Sağ olun, sizlere. Çok teşekkür ederiz. Çok keyifli bir röportajdı bizim için. Sağ olun, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Herkesi de buraya davet edelim. En azından bir tanışırlar. Bu Peki. anlattıklarımızı da yaşayarak görürler. İnşallah. Hoşçakalın efendim. Sağ çok olun, sağ olun. Çok başarılar, çok sağ olun.